Evden ayrıldık. Otobüse, havaalanına gidecek otobüsümüze daha bir saat var. Dedik ki oturalım, son bir yemek yiyelim. Hani oturup da şöyle bir fast food'a geldik. Oturduk, şimdi yemek yiyeceğiz. Ayran aldık tabii ki, her zamanki gibi. Bir de bunların böyle köfteleri var. Tavuk köfte altta gözükmüyor. Yiyeceğiz. Dijital göçebe hayatının en kötü yanı bu bence. Çünkü bir ülkeye gidiyorsun, hele ki o ülkeyi seviyorsan veda etmek gerçekten zor oluyor. Yani alıştık vedalar artık. Arnavutluk güzel ülke ya. Güzel ülke yani, bayağı iyi ülke. İlk başta olduğumuz yeri gösteremedim size. Golem diye bir yer buraya yakın. Orayı pek sevmemiştik. Issızdı, bayağı sessizdi. Yaz sezonu olmadığı için. Ama her videomda söyledim, Arnavutluk gerçekten yaz ülkesi. Yani şu an böyleyse, yaz sezonunda buraya gelseniz her yer ışıl ışıldır. Eminim ki denizi zaten güzeldir. Biz çünkü Eylül'ün başı gibi geldik, denize girebildik. Pardon, Ekim'in başı gibi geldik. Denize girebildik. Denize bayağı güzeldi yani. Demem o ki, biz yeni ülkeye gidiyoruz. Haydi bakalım nereye gidiyoruz. He, bu arada Dresden direkt otobüs var havaalanına, 6 euro, 600 lek. Sadece bilginiz olsun. Sonunda vardık havaalanına. Biz yine her zamanki gibi 6 saat var ya. 6 saat önce geldik. Her zaman erken geliyoruz biz. Bekleyeceğiz şimdi bakalım. Büyük bir yerde değil. Sıkılacağız ama en azından sıcak abi. Dışarı çok soğuk. Şu an ne yaptığını inanamazsınız. Yanlışlıkla valizi kapatayım derken şifrelerini değiştirdim. Ne yaptığımı bilmiyorum ama ısrarla eski şifrenin muadillerini bulup değiştirmeye çalışıyor. Boş işler müdürü ya. Hı? Sheet Deutsch. Fault. Bu arada Tirana gelirseniz buradan hiç taksiye falan binip bir sürü para vermeyin. Direkt sol tarafa böyle merkeze giden otobüsler var, 6 euroya bu bizim geldiklerimiz. Çok uygun, onları kullanın yani, hiç taksiyle falan uğraşmayın, ekstra para söylüyorlar. Şimdi Arnavutluk'tan çıkış yaptık. Çok ilginç bir şey oldu ya, böyle X-ray'den geçerken öttüm. Hiçbir şey yoktu üstümde. İşte kontrol ettiler falan, sonra böyle yara bandı gibi bir şeyi böyle böyle elime, avucuma falan böyle üstüne sürdü. Sonra kontrole verdi. Sonra geç dediler. Ne olduğunu bilen varsa yazsın. Çok ilginç yani. Valla. Ama geçtik. Bitirsmadım değil abi. Bilenler bilir. Ekvador'da ilk yaşadığım pasaport sorunum İspanya'da, bir şey çıkmadı, gidiyor.
Ama inanılmaz bir teknolojileri var yani, bayağı büyük makineler falan filan, büyük makinelerden geçiyor bütün eşyalar falan, bayağı iyi. Öldük yorgunluktan ve uykusuzluktan. Şeydeyiz şimdi, Sabiha Gökçen'deyiz. Bayağıdır buradayız. İnanılmaz kalabalık. Bu arada her şey çok pahalı ya. Ne oluyor arkadaşım burada? İnanılmaz pahalı her şey. Çok ilginç yani. Daha... 3 saatimiz var. Bekliyoruz. Valla eve atar atmaz direkt yatacağım, dalacağım yani, o kadar yoruldum. Şu an neler olduğuna inanamazsınız yine. Çıldıran mı, ne yapam bilmiyorum. Şurada bir susma ya, vur vur vur. Neyse, Batum'un hava şartlarından dolayı uçağımız iptal oldu. Yarın saat, sabah saatini aldılar. İnşallah duyuyorsunuzdur beni. Normalde Pegasus otele yönlendiriyor. Özellikle transit geçişlerimiz eğer bizim gibi. Ama Andy'nin Türkiye'den çıkarken bir gün overstay olduğu için, yani bir gün gecikmeli çıktığı için üstüne bir de para ödemişti. O yüzden şu an giriş yapamıyor. Yılda olmadığı için. O yüzden tam 24 saat burada kalacak. Şimdi şu an uyuyor. Uyumazsa var ya, kızıl kıyamet. Uyuyor. Ben de dolanıyorum öyle. Krizi yönetiyorum. Çok sakinim şu anda. Hadi bakalım. Öyle oldu işte, hapis kaldık burada. Çıkamıyoruz. Ben çıkarım aslında da, ben çıkıp ne yapacağım? Uyuyacağız dedim burada. O yüzden çıkamıyorum. Gözü kalanın gözü çıksın. Vallahi. Neyse. Sağlık olsun. Şurada bir susmadı ya, var ya, küfür edeceğim şimdi. He. Neyse, hadi biraz gezdireyim etrafı. Çok kalabalık zaten. Evet, Pegasus'un bize vermiş oldu. Bu arada Andy beyefendi uyandı. Good morning Andy. İlk menümüzü yiyoruz. Bedava. Şeyden, usta dönerciden aldık. Döner, patates, ayran, işte kola. Hadi bize afiyet olsun. Put this on your YouTube. İkinci pisti. İkinci pisti açacaklarına şuraya iki tane millete yatacak koltuk koysunlar bunlar. yemin ediyorum şurada 5 saat bile zor geçer yani, nefret ettim ya bu havaalanından. İnanılmaz zor, hiç konforlu değil ya. Şaka maka ikinci pist yapacağına şurada milleti rahat ettirecek bir şeyler yapsınlar yani. Yukarı yapmışlar. Keper diye bir yer. Okey, güzel ama yani saatini 12 euro alıyorlar. 9 saat kalmak istersen mesela 108 euro ne demek ya? İkinci yemeğimizi de yedik burada. Afiyet olsun bize. Büyük büyük veriyorlar ha, çok iyi. Bak bu amcalar abiler Santa Claus gibi geziyorlar ortalıkta. Bunları da görüyordun, Arapların giydiği bir elbise var mı? Bunlarınki elbise değil, böyle örtü gibi bir şey örtüyorlar, havlu gibi ince. Ne bilmiyorum.
Araştıracağım bakayım. Dolular. Yani hepsi gidiyor vallahi. Hepsi bir de aşağıda üstünü değiştiriyor gidiyor. Oturduğumuz yeri gördünüz mü? Vay bizim televizyon 3 saat oturmuşuz orada ya. Geleni geçeni izliyoruz, yorum yapıyoruz falan. Vallahi internetten televizyondan daha iyiydi yani. Bir de ne öğrendim biliyor musunuz? Mendi mesela Brezilya'da biz mesela diyoruz ya işte Bağdat'tan mı geliyorsun falan, Bağdat'a mı gideceksin falan. Öyle bir şeyimiz var ya bizim. Endiler de yapıyormuş aynısını. Çok şaşırdım ha. Yemin ediyorum hiç halim yok. Boş işler müdürüyüm bugün. Bu arada tam 27 saat bekleyeceğiz. 18 saatimiz geçti. Son saatleri yaşıyoruz. 27 saat. Şu ana kadar 2 kere yemek yedik. 3. yemeğimizi yiyeceğiz. 27. Beklediğimiz en uzun saat şu ana kadar, 3 yıldır. Hiçbir havaalanında bu kadar beklememiştik. Bir de en bokuna denk geldik. Hiçbir şey yok abi. Oturacak yerleri bile doğru düzgün değil. Priz arıyoruz, prizleri bile yok yani. Neyse, az kaldı az. Ay, biz yine yemek yedik. Geldik yine biz, benim televizyon oturduk. İzliyorum geleni geçeni, valla hemen geçiyor saat ha. Saat bu arada 7. Daha kapı bile belli olmadı. Bakalım. Az kaldı ama ya, bu kadar bekledik. Bunu da bekleriz artık. Bindik gidiyor. Alerji tuttu yine valla. Her şey üst üste geliyor. Ama olsun, mutluyum bak. Are you happy? Mutluyum. I want to go. I want to sleep. I'm really really tired. Ne olursun? Allah'ın da direkt. Geldiğimize inanamıyorum. I don't believe it came. Aynen. İndik havaalanına. Benim sırt çantamı bayağı açtılar, kurcaladılar, döktüler her şeyi dışarıya. İndiğinde koca valizini açtılar. Ben çıktım, hala indiğinde valizine bakıyorlar. Boş boş bir şey yaptıkları da yok. Anlamadım yani ne yaptıklarını. Alt üstü gözüksene ki dışarıda ya. Yani kontrolde de bayağı oyaladılar. Tek beni değil bu arada, herkesi oyalıyorlar. Çok nazikler, kibarlar, gülüşüyorlar ama hem yavaşlar, hem neden bütün bagajları açtırıyorlar falan anlamadım. Bayağı herkesi yapıyorlar yani. Hani 3-5 kişidir yapmadıkları. Bak duyuyorum sesini içeride, yine konuşuyor milletle böyle 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 ya. Yemin ediyorum bu Brezilyalılar. Ay Allah'ım, sonunda geldik. Yerleştik odaya. Şu
kontrolde falan havaalanında da sordum. En son polis en değişti dışarı çıkardılar falan, yardımcı oldular. Ya inanılmaz şey, kibarlardı, güzellerdi yani. Hani sadece merakımdan ki hani neden böyle bir şey yapılıyor, böyle bir uygulama yapılıyor. Çünkü her şey açıldı. Hani benim valizimi açmadılar, benim sadece şeyi açtılar. Sırt çantamı açtılar. Hani şey dedi oradaki kadın da, çok güvenlik, bayağı cana yakınlardı zaten. Andy'nin çok karışık olduğu için işte onun böyle Tayland'dan falan aldığı böyle hediyelik şeyler falan filan valizi çok karışık olduğu için o yüzden açtırmışlar. O bir de dağınık yani bu sefer ben düzenlemedim valizini. Çok dağınık olduğu için valizi, karışık olduğu için açıp tek tek kontrol etmek istemişler. Benim de sırt çantam karışık zaten haliyle. Onu sadece kontrol etmişlerdi. Ama genel bir şey yok ya. Bilmiyorum. Herkes kolay kolay diyordu anasını satayım. Bizim şansımıza evi deniyor. Bizim şansımıza biraz şey geçti. Zaten başından beri sorun sorun sorun. Zaten sorunsuz bitirsek şaşardım. Ama geldik. Yani sorun bir kere başladığı an pat 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 domino taşı mı diyor. Hepsi pat 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 geliyor. Neyse geldik Allah'tan. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Hemen ufak bir evi göstereyim. Küçük zaten. Buradaki büyük rezidanslardan birinde kalıyoruz. Öyle. Hadi görüşürüz. Siz sorun yaşamayın. Ha bu arada şarap marap vermediler havaalanında. O da şeymiş. Şarap festivali döneminde sadece veriyorlarmış. Şansımız da şey. Hadi görüşürüz. Soyuyor.